أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? Resul dedi ki, Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki. Hayır, dediler, bu advasu ahlam, karışık karışık rüyalar. Yok yok, böyle değil. Anlaşılan, onu kendisi uydurmuş. Hayır, bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse, önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden, istediğimiz mucizeyi bize göstersin. Kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de, ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız, bunu bilenlere sorunuz. Biz onları, yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada onlar ebedi olarak da kalmadılar. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz? Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. Onlar, bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip kaçmaya yeltendiler. Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz. Eyvah dediler. Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, sönüp kül oldular. Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de, beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü, yuh aklınıza, yazıklar olsun size. Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler, ona ibadeti ne gurur meselesi yapar, ne de ibadetten yorulurlar. Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile Tanrı edindiler. Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından,
Onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir. O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Resûlüm! De ki, iddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar. Nitekim, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yok, öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Gerçek bu iken bazıları kalkıp, Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler, onun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır. O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler. O, onların yaptıklarını da, yapacaklarını da, açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilir. Onlar sadece onun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler. Onlardan kim çıkıp da, onun yanı sıra ben de ilahım diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Hakkı inkar edenler, görüp bilmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir bütün idi. Onları biz ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hâlâ inanmayacaklar mı? Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hâlâ gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Kâfirler seni görünce, bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam, diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar. İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele durun biraz. Beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim. Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız, gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz, diye söyleniyorlar. Dini olduğu gibi, bu azabı da böyle inkar edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin, yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi. Onların beklentilerinin hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek. Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. De ki, geceliğin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı, o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir?
Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmekteler. Ne o? Yoksa akılları sıra onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse o müşrikleri bize karşı hiç mi hiç koruyamazlar? Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler. Kaldı ki biz onlara da babalarına da nimet verdik. Öyle ki uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken onlar nasıl galip gelebilirler? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar. Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle kendimize zulmetmişiz derler. Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki, hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca da olsa, yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. Biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. O müttakiler, görmedikleri halde, Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler. İşte bu da sana indirdiğimiz kutlu bir mesajdır. Hal böyleyken, siz onu inkar mı edeceksiniz? Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına, "Nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller?" dedi. Biz dediler, "Atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz." "Yemin ederim ki," dedi, "siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz." Onlar, "Sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun?" dediler. "Yo, şaka ne demek?" dedi İbrahim. "Doğrusu sizin Rabbiniz ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim." Ve içinden, "Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim," diye ekledi. Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce, dediler ki, "Kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki." İçlerinden bazıları, "Sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin," dediler, "getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar." "Söyle bakalım İbrahim," dediler, "sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi?" "Belki de," dedi, "şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara." Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden, "Asıl zalim İbrahim değil. Bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler, biz müşriklermişiz," dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e, "Bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin," dediler. O halde, dedi, "Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da.
Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da, tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları, buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup, onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup, onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'a da şiddetli rüzgarı amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık. Eyyub'u da an. Hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. Eyyub'u da an. Hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i de an.
Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Zünnûn'u da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah. Senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan, bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen. Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık. İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa, onun gayretleri inkar edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz. İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. Nihayet Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik, diyecekler. Nihayet Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik, diyecekler. Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haberde işitmeyeceklerdir. Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar, cehennemden uzak tutulacaklardır. Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. O en büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaad olunan gün bugündür diye karşılarlar. Gün gelir, gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. Şu kesindir ki biz, zikirden, Tevrat'tan sonra, Zebur'da da,
dünyaya salih kullarım varis olacaklar, dünya onlara kalacak diye yazmışızdır. Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey Resulüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. Peki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hâlâ mı ona teslim olmayacaksınız? Yine de yüz çevirirlerse de ki, işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde Hakk'a çağırdım. Artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem. Şüphesiz ki Allah, sözün açık olanını da, gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir. Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir. Resulullah sonunda şöyle dedi: Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır.